Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızı 13. sözden devam ediyoruz. 13. sözün birinci makamının artık ortalarında bir yerindeyiz. Ama yine her zaman olduğu gibi en başa dönüp hangi ayetlerle yola çıktığımızı hatırlamamız gerekiyor. Çünkü biz burada bu ayetlerin tefsirini okuyoruz. Sadece bu ayetler değil elbette. İçeride başka ayetler de var. Ve tahdur ettirdikleri başka ayetler de var. Ama başlangıcımız, girişimiz burası olduğu için burayı mutlaka bir hatırlayalım istiyoruz. 13. söz. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayet-i kerime var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Bu ayet İsra suresinin 82. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Bir ayet-i kerime daha var. Ve ma allemnahu şi'ra ve ma yenbagile. O da Yasin suresinin 69. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Peki Kur'an-ı Kerim kendisini neden böyle tarif etti? Veya aşağıda kendisini şiirden niye ayırdı? Niye peygambere şiir yakıştırmadı aleyhisselam? Onun izahını epeydir konuşuyoruz. Ama başlangıç olarak yine meal üzerinden birkaç şey söylersek, hatırlarsak geçen derslerde uzunca konuştuğumuz şeyi. Kur'an'da bizim sadece bir entelektüel meşgale, bir gönül keyfi, bir efendim edebi lezzet olarak alacağımız bir şey değil. Bilakis insaniyetimizin yaralarına şifa olan, birebir ihtiyaç duyduğumuz bir bilgi türü var. Biz Kur'an'dan bunu alıyoruz. Kur'an da bize bunu öğretiyor. Yani Kur'an'daki bilgiyle muhatap olurken bu hitabın, bu beyanın birebir bizimle ilgili olduğunu, bizim yaralarımıza şifa ve bize rahmet olduğunu aklımızda tutmamız lazım. Şöyle bir şey aramıyoruz biz Kur'an'da. Ya öyle bir şey öğrenelim ki bugün çok keyifli geçsin gibi bir şey değil. Ya da işte bilimsel bilgiye dedik ya, Bediüzzaman Hazretleri'nin öyle tenkitleri var. İşte güneşten bahsediyor, şöyle böyle falan filan, şu kadar büyük bir kütlesi var, bu kadar bilmem şuyu var falan filan. Ama bu bilginin benim hayatımda değiştirdiği bir şey yok. Yani ben güneşin cismaniyetine dair işte şu kadar helyum yanıyor, bu kadar hidrojen var, bilmem şu bu falan öğrendiğim zaman bende bir şey yerinden oynamıyor. Sadece bir vay be diyorum belki. O da o bilgi bende sıradanlaşmamışsa. Ama Kur'an'ın bilgisi birebir bizim ihtiyacımızla ve bizi sıçratmak üzere, bizi olduğumuz şeyden başka bir şey yapmak üzere şekillendirilmiş. Cenab-ı Hak elbette öyle vahiy buyurmuş. O yüzden onu diğer bilgi kategorilerinden ayrı tutmamız lazım. Ve ancak zaten bu bakış açısını kuşanırsak, bu gönül açısını kuşanırsak, bu açlığı kuşanırsak diyelim, Kur'an'dan hakkıyla istifade ederiz. Yani Kur'an'ın bizden bahsettiğini, bizim hikayemizi anlattığını, bizim yaralarımıza şifa olduğunu aklımızda tutarsak Kur'an bizim için Kur'an olur. Yoksa herhangi bir metin gibi muhatap olmuş oluruz. Kur'an tabii ki de böyle muhatap alınmak istemiyor. Kur'an-ı Kerim bize şifa olduğunu ve rahmet olduğunu hatırlatmakla aynı zamanda muhatabında olan ihtiyaçları, rahmet mesela, elbette ki bizim bütün aczimizi ve fakrımızı çağrıştırıyor dünyamıza ve şifa yaralarımızı çağrıştırıyor bize. Mevlana Celaleddin Hazretlerinden o sözü vardı ya, yaralar bedenimize ışığın sızdığı yerlerdir diye. Cenab-ı Hakk'ın şifası da bize işte oralardan sızacağı için onları Kur'an'ın karşısına getirip koymalıyız. İslam'da neden
günahlardan tövbe etmek, onları tabii ki de öncesinde kabullenmek, onun öncesinde de insan olduğumuzu, kusurlu bir varlık olduğumuzu kabullenmek niye lazım? İşte o irşadın karşısına kusurlarımızı koymak için lazım. Öyle muhatap olmalıyız ki Kur'an bizim oralarımıza ışığını sızdırsın. Ha, ben hatasızım, ben ne dediysem doğru, benim bilgiye ihtiyacım yok, benim rahmete ihtiyacım yok, haşa, benim yardıma ihtiyacım yok gibi gibi düşüncelerle, böyle bir arka planla Kur'an'la muhatap olursanız, Kur'an da size hidayetinden lütfetmez. Ne kadar açlık, o kadar rızık yani. Evet, ilk ayet, geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz için onlara gönderme yapalım. Pek çok çağrışımıyla bunları hissettiriyordu bize, daha meal düzeyinde bile. Mesela müminler için demesi, yine iman şartı var. Çünkü imandır insanda bilginin tesir kapılarını açan. Ya da şöyle diyelim, imanla muhatap olmak vahye aynı zamanda bedel ödemeye hazır olmaktır. Sahabe efendilerimize örnek vermiştik. Vahiy olduğunu karşısındakini biliyor, peygamber olduğunu biliyor karşısındakinin aleyhissalatü vesselam. Kendisi de bunun karşılığında ödeyeceği bedelin farkında. Kimi zaman canlarından, kimi zaman mallarından, kimi zaman rahatlarından vazgeçerek bu dini omuzlarında taşımışlar. Bu işte o bedel ödemeye hazırlıkla ilgili. İman ettiysen onun peygamber aleyhissalatü vesselam olduğuna, onun Kur'an olduğuna iman ettiysen artık bu bilginin sende değiştireceği bir şeyler var. Senden alacağı bir bedel var. Bilgiyi ancak bedel ödemeye hazır olanlara tesir eder. Bilgiyi ancak bedel ödemeye hazır olanlara tesir eder diye konuştuk. Cenab-ı Hak bize de onların o rüştünden ilham eylesin. Zira biz sahabelere nazaran bu gayrette çok 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 uzatın gitsin. Gerilerde kalıyoruz. Cenab-ı Hak ne diyelim, bize de hidayetinden lütfetsin. İçimizdeki hareketsizliği harekete çevirsin. Amin. Peki peygambere şiir öğretmedik ne demek? Yine yukarısıyla ilgisi var bunun. Bu hikayeti Bediüzzaman Hazretleri boşuna peş peşe koymadı. Şiir işte insani bilgi üretim şeklinin belki en sanatlısı. Bunu işte yakınlarda şeyde okudum. Ursula Le Guin'in onunla yapılan söyleşilerden oluşan bir kitabı var. David Neiman mıydı? Söyleşiyi yapan da öyle birisi. Yazma üzerine sohbetler kitabın ismi. Metis kitaptan çıkmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela diyor, hani söz sanatı zirvesini kelime seçimi anlamında, manayı böyle toplama anlamında, ritmi, doğru ritmi yakalama anlamında, en az metinde en çok şeyi söyleme anlamında diyor, şiirde yakalar. Yani bu işin zirvesi şiirdir. Kelime seçiminde çok ileri olman lazım şiirde. Ahengi yakalamada çok ileri olman lazım. Çok manayı az metinde anlatabilme yeteneğine sahip olman lazım. Bu gibi birçok yeteneğe sahip olman lazım ki diyor, şiir olan şey ortaya çıksın. Yani şiir bu işin zirvesi. Nesir ondan geride biraz daha. Nesirde biraz daha rahatlık var. Şiir biraz daha zor bir iş. İyi şiir ile yani bayağı bir Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla beraber yetenek istiyor, çaba istiyor. Ya bak o ama en üstte, ama o bile, bak Kur'an ondan kendisini tenzih ediyor. Ne demek bu? O bile Kur'an'a ulaşamaz. Bu dünya bilgisi olarak şiir dahi, ki şiir de o zirveye çıkma çalışırken pek çok şeyin vurgusunu yerinden oynatıyor. Olması gereken yerden başka yerlere kaydırıyor. Çünkü beşer sanatı kendisi inşa etmeye çalışırken varlıktaki sanatın rabıtalarını bozuyor. Madem ki bu insan bunu yapmaya çalışıyor, insanın ayarları tam yerinde olmadığı için insandaki bilgi Kur'an'ın görüş açısıyla karşılaştırıldığında çok çok küçük kaldığı için, hakikatin bütününe ulaşamadığı için beyanları da sınırlı, sorunlu ve kusurlu oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Biz şiirlerimizle ne kadar âli şeyler ulaştığımızı düşünsek de bu bir insan beyanı olması hasebiyle vahiyden hissesi yoksa o şiir dünya içi bir bilgidir ve insanın görüş alanıyla sınırlıdır. Ama Kur'an bütün alemi görerek konuşuyor. Vurgularında hiçbir ifrat, tefrit yok. Olmaz da. Pekala, ilk iki cümleyi de okuyalım. İlk bir cümle
uzun bir cümle okuyalım. Ondan sonra kaldığımız yere geçelim, tefekkürümüze devam edelim. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini bak. Kur'an-ı Hakim ile Kur'an'ın ürettiği bilgi şekli, Kur'an'ın getirdiği bilgi şekli, inzal ettiği bilgi şekliyle diye düşünün. Biraz daha açalım bunun etrafını. Felsefe ulumunun, yani dünyevi bilgi, dünya üzerinden bilgi üretmek, dünyada kalarak bilgi üretmek, mahsulü hikmetlerini ne üretiyorlar hikmet olarak? Ders-i ibretlerini, neyi ibrete veriyorlar? Ve derece-i ilimlerini, yani ilimlerinin kıymeti ne kadar birbirinden farklı? Muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et diye başladık. 2-3 ders konuştuk. Bu galiba buradaki 4. mü 5. mi dersimiz? Emin değilim. 201. bölümdeyiz ama onu biliyorum. Geldik şimdi hem ayeti ve mâ yenbagîleh'den itibaren biraz okuyacağım size arkadaşlar. Ondan sonra üzerine ince tefekkür etmeye başlayacağız. Ama önce okumak bir miktar. Risale-i Nur'la dilimizi tatlandıralım, kulaklarımızı şenlendirelim. Hem ayeti ve mâ yenbagîleh sırrını da bununla anla ki, hem ayeti ve mâ yenbagîleh ne demek? Biz peygambere şiiri öğretmedik. Pardon, bu o değildi, estağfurullah. Bu ona yakışmaz da. Bu ona yakışmaz da demek buradaki. Niye Kur'an bunu söylüyor diyor yani. Bu ona yakışmaz da niye söylüyor? Sırrını da bununla anla ki şiirin şeni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Tekrar okuyorum. Şiirin şeni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءِ كَتَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُوبِ. Bu ayet Enbiya suresinin 104. ayeti. Kısa bir meali şöyle: o gün semayı kitap sahifelerini dürer gibi düreriz. O gün semayı kitap sahifelerini dürer gibi düreriz. Diğer bir ayet: yuhşil leylen nehara ve yetlubuhu hasise. Bu da Araf suresinin 54. ayeti. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. Ve bir ayet daha: İnkânet illâ sayheten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Tek bir sesledir ki onların hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. Tek bir sesledir ki onların hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. O da Yasin suresinin 53. ayetinden. Arkadaşlar, yeğenim epey gürültü çıkarıyor galiba salonda. Onun gürültüsü benim de kafamı karıştırıyor. Yanlış bir şeyler söylersem kusura bakmayın. Size de sesi geliyordur muhtemelen. 3 yaşında. Allah afiyet versin. Muhammed Salih ismindeki yeğenimin gürültüsü bunlar. Ayetleri paylaştık. Hadsiz hakikatleri buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer Necm-i Sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşirle küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-yı bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında. Perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَل۪يكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Bu ayette Cuma suresinin 1. ayeti. Cuma suresinin 1. ayeti kısa bir meali şu şekilde: göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan Allah, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan,
ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder. Kısa bir meali bu şekildeydi. Gibi ayetleri işit bak. Ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem, yüsebbihu sedasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Huşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ard. Bu da İsra suresinin 44. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde: yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu, yani Allah'ı tesbih eder buyruluyor. Sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nuru hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih ve şan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin de kaykını göremezsin. Bu cümle mühim, üzerinde duracağız. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin de kaykını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok envai icazı içinde bu nevi icazı fark edemezsin. Buradan sonrası Kur'an'ın muciz beyanın en yüksek bir derece izahına bakmak istersen şu stensil dürbünüyle bak, şöyle ki diyor. Başka bir konuya geçiyor gibiyiz. O yüzden oraya girmeyelim. Biz bu konuştuğumuz kısımları, daha doğrusu bu okuduğumuz kısımları anlamaya gayret edelim. Bakalım bir ince inmeye çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de hidayetini ondan diliyoruz. Pekala, hem ayeti yenbağı ile, okuduğumuz yerin başı, hem ayeti yenbağı ile neydi? Bu ona yakışmaz da. Yasin suresinin 69. ayetinden bir ifade. Şiir, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam niye yakışmaz? Şiir, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama niye yakışmaz? Bu şu demek değil, Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç şiir okumazdı, hiç şiir sevmezdi, hiç şiir bilmezdi. Haşa, o manada değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şiirden anlardı. İyi şiiri de severdi yani. Kendisinin de şairleri vardı. Peygamber şair olarak anılan sahabe efendilerimiz vardı radiyallahu anhum ecmain. Hem de iyi şiiri severdi, dinlerdi. Hatta cahiliye döneminde bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam şiire kulağı açık bir insandı. Sözün güzelliğini anlıyordu. Kendisinin beyanından da bunu anlıyoruz. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam elbette haşa sümme haşa Kur'an'da kendi şiirini söylemiyor bize. Bugün maalesef işte Müslümanların içine kadar yayılmış bazı fitneler var. İşte tarihselcilik, üçüncülük, bunculuk falan filan. Müsteşriklerin eliyle gelen şeyler bunlar tabii. Oryantalistlerin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sanki böyle şiiri falan güzel sözü öğrenmiş de cahiliye döneminde Kur'an'ı kendisi haşa sümme haşa onun o temiz eteğine böyle iftiralar yakışmaz da sanki kendisi uydurmuş da söylemiş gibi ifade ediyorlar. Fakat arkadaşlar, bu Kur'an'ın başkalığını açıklamaya yetmeyecek bir iddia. Yani Kur'an sadece sanatından ibaret değil, söz sanatından, o şiirsel sanattan. Hadi diyelim ki Kur'an'daki ahengi şiire biraz benzettiniz. O da tam benzemiyor da Kur'an'da çok başka bir tarz var yani. Böyle şiirin ne olduğunu biliyorsunuz. Ben şeyi mesela okudum. Bu cahiliye döneminde Arapların en çok beğendiği
7 askı şiiri var ya, Kabe'nin duvarında asılı olurmuş. Bir tanesi de Lebid'in. Mesela kızı Kur'an nazil olduktan sonra onu sökmüş duvardan. Ayete karşı bunun kıymeti kalmadı diye. Şimdi o şiirlerin çevirisini okuduğunuz zaman, ben tabi orijinalini okuma şeyine sahip değilim. Anlama yeteneğine de sahip değilim. Arapçam yok. Ama ya atıma bindim. Yarimin saçı şöyle. Benim mızrağım böyle. Atımın nalı şöyle. Ya şiir böyle gidiyor. O yedi askı şiirlerin yedisi de böyle yani. Şimdi onlar nereye? Ya Kur'an'ın içeriğine bak. Kur'an nere? Ya Kur'an kainatı, insanı, onların detaylarını, geçmişe dair şeyleri, mesela bizim için gaybi olan peygamber kıssalarını, yine bizim için gayb olan işte vahideki, geçmiş vahiylerdeki beyanları, gene bizim için gayb olan geleceğe dair haberleri, bunların tamamını içinde öyle bir barındırıyor ki, bu saydıklarım da az bir kısmı yani. Ya bu iş şiir işi değil ya. Hani şiir ne? Yağdı yağmur çaktı şimşek yani. Bu böyle giden bir mevzu. Ya ama Kur'an öyle mi? Kur'an öyle bir medeniyet inşa etmiş ki kendisiyle. Düşünün, 1500 yıldır insanlar bunu birbirlerine naklediyorlar, ezberliyorlar, onunla hidayet buluyorlar, onlarla medeniyetler kuruyorlar, ondan hareketle kitaplar yazılıyor, onlardan hareketle sosyolojiler oluşmuş ve hala tesirini dipdiri bir şekilde uzak coğrafyalara, ulaşabildiği gönüllere götüren bir metin. Bir de insan uydurması sözler. Ya bu çok başka bir iş. O iş bu iş değil. Kur'an'ın içeriğine baktığınız zaman o içerik çok zengin bir içerik. Yani nelerden nelerden bahsediyor. Öyle nokta atışları yapıyor ki bütün sırrımızı çözüp ortaya koyuyor. Ya arkadaş, bu böyle haşa sümmaş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmişteki kavimlerin şiirlerini ezberlemiş de onlardan böyle bir ahenkli söz yapmış. Bu değil ki. Bu bundan çok aşkın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiir yakışmaz derken Kur'an, işte şimdi ne diyormuş? Ve ma yenbagıyla, sırrını da bununla anla ki şiirin şeyini, yani şiirin işi, özelliği, ürettiği hüneri, küçük ve sönük hakikatleri, bak şiir ne yapıyor? Küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. İşte tam bu. O yedi askı şiirinde de bu var. Cahiliye şiirini okuduğunuz zaman da böyle şeyler var. Yani bundan fazlası yok. Ya işte yıldızlardan yarimin saçlarına bilmem ne. İşte efendime söyleyeyim, senin gözlerini açtığın zaman benim gönlüme güneş doluyor falan. Şimdi aklıma şiir de gelmedi. Benim şiir şeyim çok kuvvetli değil arkadaşlar. Siz aklınıza gelen şiirleri düşünün bu neviden. Cemal Süreyya falan filan, hepsi aklınıza gelsin. Nazım Hikmetler falan. Bu ne ki abi? Bu ne? Bu normal. Şairin bile belki normal hayatında ya bu iş böyle olmuyor yani ben bunu abartıyorum dediği, ama içindeki o cezbeden dolayı, cazibeden dolayı yapabildiğinden dolayı o sanatı, onun bir aşkı, onun bir iştiyakı var. Kurduğu cümleler karşı tarafı da çok etkiliyor belki. Ama dönüp baktığınızda ya bu, ne yaptın sen diyor mesela, işte Mecnun'un Leyla'ya olan aşkıyla ilgili derler ya, Leyla'ya bakmışlar ya, bu Leyla bu kadar aşka değecek bir şey yok. Kara kuru bir kız. Ya işte mevzu bu. Arzdan bahsediyor, küçük olaylardan bahsediyor ama onu abartarak, hayallerle süslendirerek, olduğu şeyden başka bir şeymiş gibi, daha aşkın bir şeymiş gibi göstererek şiir böyle bir tesir alanı oluşturmaya çalışıyor. Bakınız işte, hani ben şiir dediğim zaman sizin bilmediğiniz bir şeyden bahsetmiyorum ki. Çocukluğunuzdan beri, eğitim hayatınız boyunca da veya onun dışında kendi okumalarınızda rastladığınız bir şey. Şiirin bundan aşkın nesi var? Vahiden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, onun beyanından hissedar olmuş şiiri ayrı bir yere koyuyorum. O zaten vahiy ile konuşuyor. Yani vahiyden alıyor şeyini, özünü, manasını. Onu ayıklayalım içinden, çıkaralım dini. İslam dinini çıkaralım şiirimizin içinden. Ne kalıyor abi geriye? İşte kaşın şöyle, gözün böyle, yürüyüşün şöyle, zıplaman böyle, parenda dışın öyle, atının gelişi böyle, nalının şaklaması böyle, topuğunu vuruşun şöyle. Hani bu geyik dönüp duruyor yüzyıllardır. Ya Kur'an bu mu ya? Yani Kur'an bundan çok 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 o çok uzatın gitsin. Aşkın bir şey olduğu ortada bir eser yani. Kur'an insan da inşa ediyor. Kur'an medeniyet de inşa ediyor. Kur'an
dünyayı ahirete kalbedecek sırlardan bahsediyor. Evrenin sırlarından bahsediyor Kur'an. Ya bu şiir işi değil yani, bu başka bir iş. Evet, şiirin şeyini küçük ve sünük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Sıradanı abartarak satıyor. Bu niye önemli burada şimdi? Bediüzzaman Hazretleri bunu söyledi. Başta da bunu söylemişti ya. Nerede söylemişti? Hemen orayı bir hatırlayalım. Bak, felsefe hikmeti bütün harikulade olan mucizat kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünden geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sükut eden nadir fertleri nazara dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Yani bu seküler, dünyevi, dünyacı, dünyaya sıkışmış, ötesine hesap etmeyen, görmeyen, bilmeyen bilgi üretim tarzının toplam arızası bu. Şiirde de bunun bir tezahürünü görüyoruz sadece. Nasıl eşyaya bakarken diyelim sıradan olarak gördüğü bir şeyi önemsetmiyor, size önemli bir şey, bir mucize, bir harikuladelik olarak takdim etmiyor. Mesela bütün çocuklar dünyada bugün, mesela şu an belki 1 milyon çocuk doğdu. Bunların hepsi sapasağlam, sağlıklı. Çok az mesela sakatlığı olan çocuk doğuyor. Onun dışında bunlar tamamen o süreci düşündüğünüz zaman, anne karnındaki gelişim süreci, o 10 bin hücreye ulaştıktan sonra o et topundaki her bir hücrenin başka bir şey olmaya başlaması. Mesela geçenlerde bir haber vardı, yıllar olmuştur. Adamın dişi beyninde çıkmış. Filmlerde falan ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu her an olabilir. Çünkü 10 bin tane hücreden oluşmuş bir et topu iken bebek, o hücrelerden her birisi sanki birbirleriyle konuşmuşlar, anlaşmışlar gibi bir organ olmaya karar veriyor. Ben diyor burun olacağım, ben diyor göz olacağım, ben diyor böbrek olacağım ve hepsi ayrı bir şey oluyor. İkisi üçü burun olacağız deseler 3 tane burun olur. İkisi üçü kulak olacağız deseler belki 8 tane kulağınız olacak. Böyle durumlarda oluyor. Ama Cenab-ı Hak o düzeni işletiyor. Fakat o düzen hep öyle ola geldiği için, hep öyle ola gelende sanat aramıyor bilim. Bu zaten hep böyle ola gelmiştir. Çağların başından beri işte ne diyelim, ayıklanma, doğal seleksiyon falan filan, bu böyle falan filan. İyi de kardeşim, bu hala bir mucize. Tamam, bu kadar beyanda bulundun hakkında ama olanın mucizeliği yerinden oynamadı. Burada sıra dışı bir şey oluyor. Bu kadar doğru gelmesi zor, 100 bin zar, 1 milyon zar, 1 trilyon zar hep atılıyor ve hep doğru geliyor. Hep 6-6-6-6 kadar geliyor, ne kadar zar varsa. Bunda bir gariplik yok mu yani? Bunu bir üzerine düşünmek lazım değil mi? Bu perde arkasında bir şeyden, bir irade edenden, bir düzenleyenden haber ver mi diye sormamız lazım. Bilim bunu sordurmuyor size. Ne zaman ki böyle sıra dışı, iki başlı dana doğdu. Geçen doğmuş bir yerde. İki başlı dana doğdu. Haberciler hemen koşuyorlar. İki başlı dana. Hani derler ya işte, köpek sizi ısırsa haber olmaz ama siz köpeği ısırırsanız haber olur. Bunun haber değeri vardır. Bu çünkü sıra dışı gibi geliyor. İşte durum bu. Sıra dışılık ve sıradanlık, daha doğrusu mucize kavramı beynimizde doğru yere oturmazsa, beynimizde, gönlümüzde sırrı aradığımız yer daralıyor veya açılıyor. Müslüman için bütün alem sırdır. Bütün alem açılması gereken gizemlerle, hikmetlerle, anlaşılması gereken mana ile doludur. Fakat seküler dünyada sırlar ancak şaşırtıcılığıyla ilgilidir. Seküler alemde sırlar şaşırtıcılığıyla ilgilidir. Şaşkınlığı geçtikten sonra, o alışıldıktan sonra sırlığı da gider. Bir şey olur, başta çok şaşkınlık verir. Mesela elektrik ilk bulunduğunda ne ümitler, ne ümitler. O meşhur bir roman var, onun filmi de çok yapılmıştır, Frankenstein. Yazarı da kadındır onun, erkek ismiyle yazmış ama kadın herhalde. Kadın da, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Ama erkek ismiyle yazmış o romanı diye aklımda kalmış. Mesela elektriği veriyorlar, canlanıyor. Ya elektriğin öyle bir gücü var mı? Yok, hani kimseye versen ölü kalkmıyor yerinden ama o zamanlar öyle ümitler var. Elektrik yeni bir şey ya, ondan kim bilir ne diyorlar şeyleri vardır. Bakıyorsunuz bugün elektrik adiyattan oldu artık, hakkında çok büyük bahisler açılmıyor. Fakat bizim için Cenab-ı Hak arıyı düşünmezler mi dediyse,
deveyi düşünmezler mi dediyse, sivrisineği düşünmemizi istediyse, artık o bütün zamanlar boyunca hakkında düşünecek bir şeydir. Arkamızda kalmaz yani. Çok konuştum, devam edelim. Büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnektardır ki, revnektar ne demek? Hemen bakalım buradan. Göz alıcı, güzellik demekmiş. Revnektardır ki en büyük ve parlak hayal, o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Yani Kur'an'ın zaten konu edindiği şeyler, aklı başında olan insan için, insan olan insan için çok acayip işler. Yani taşlarınız sizde doğru oturmuş olsa, sizde bir problem olmasa, algı, düşünüş açısından bir sıkıntınız olmasa, zaten Kur'an'ın üzerine bahsettiği şeylerden böyle tacip etmeniz lazım. Sahabeler hani çok vardır, ayet okunduğu zaman ağlıyor. Ya bakıyorlar, hani ayetin manasında çok bir şey yok. Yani çok bir şey yok derken haşa sümme haşa. Yani öyle ağlatacak bir mana yok manasında. Ama sahabe ağlıyor çünkü orada bir şey hissediyor. Allah'ın rahmetini hissediyor veya takdirinin büyüklüğünü hissediyor. Bizim için ya niye ağladı buna şimdi? Cemal Sargut'un, Sargut değil mi? Cemal Sargut'un ismi. O kadının mesela bir kitabı vardı. Ben de ona bir eleştiri yazmıştım. Ya diyor işte bu ayetleri bilmemekten diyor insanlar diyor ayeti dinlerken ağlıyor. Arkadaşım ayeti bilmemek önemli değil. O Kur'an'ın zaten bütününün nazil oluşu rahmet değil mi? Rahmet için ağlamak normaldir. Sen o ayette bir şey görmemiş olabilirsin ama o görmüş olabilir. Hissetmiş olabilir. Aklı bilmemişse kalbi hissetmiş olabilir. Veya derin tefekkür ettiğimizde zaten o ayetin de çok hikmetlerden, rahmetlerden, hakkında ağlanması gereken pek çok mucizeden beyan buyurduğunu anlıyoruz. O zaman ona bir eleştiri yazmıştım. Şimdi gelelim buraya. Kur'an'ın diyor şeyleri zaten çok. Bahsettiği hakikatler zaten büyük, âli, yüce, parlak ve revnektadır ki göz alıcı. En büyük ve parlak hayal, yani senin süslendirdiğin, köpürttüğün, şımarttığın şey, o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Burada hakikat hayal benzetmesini ben mesela sinema üzerinden bir parça anlıyorum. Sinema bize bu konuda yardımcı oluyor. Şimdi bir olayın bir normal oluş şekli var. İşte Ahmet sabah kalktı, yüzünü yıkadı. Ağır ağır işte şu hareketlerimi düşünün. Ve bunların tam benim yaptığım hızda ve şeyde, şekilde kameraya alındığını düşünün. Ve bu bütün günüm böyle çekiliyor. Şimdi bu ne kadar size şey gelir, cazibedar gelir? Pek gelmez yani, standart bir gün. Ama mesela sinematik anlamda onu böyle bir kadraj değişikliği, bir efendime söyleyeyim alttan müzik, bir bazı yerleri hızlandırma, hareketlendirme, işte oradan çekme, buradan alma falan, bir bakıyorsunuz ya normal hadise, normalde bu ne için yapılmış diyeceğiniz hadise, o sinematik zeka ile birlikte, o işte vurgularla, hayallendirmelerle, süslemelerle birlikte, efektlerle birlikte diyelim ya da bambaşka bir hal alıyor. Ama şeyin hakikati değişti mi? Hakikati değişmedi. Olan o. Olanın şeyi belli. Mana olarak ifade ettiği şey belli. Fakat süslemeyle onu albenli hale getiriyor. İnsanoğlu bunu fark etmiş. Kendisinin manipüleye açık olduğunu, bu şekilde görsel veya işitsel veya işte edebiyatla bile olsun manipülasyona açık olduğunu fark etmiş. Bunlardan etkilenen yanları olduğunu fark etmiş. Bunu da bütün sanatlarına aksettirmiş. Fakat Kur'an-ı Hakim bunlara ihtiyaç duymuyor. Zaten hakikatten bahsediyor. Yani o kafa, o bizim albeni arayan kafamız, ya öyle bir şey bekliyoruz ki böyle her anda bizi böyle muhteşem şeylere salsın. Havada uçalım, yerin altından geçelim, denizde yürüyelim falan. Böyle bir şey arıyorsanız bu değil. Ama bunlardan, bu algı bozulmalarından kurtulup ya varlığın birebir mucize olduğu, o sıradan sandığımız şeyin hakikatinin yüksek olduğu düzleme uyanırsanız o zaman size açılıyor Kur'an. Hakikate talip olanlara açılıyor, abartıya değil.
ya da işte o zevke, bilmem şeye, işte uçmaya, kaçmaya, abartı, mübalağa, bunlara temayülü olanlara açılmıyor. Belki onlar sıkılıyor da Kur'an okurken. Ama hakikate talipseniz Kur'an size çok şeyler söylüyor. Kendi hayatınızın içinden bile. Evet. Kur'an hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnektadır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sonuk kalır. Nihayetinde onlarınki hayal çünkü. Mesela يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُوبِ. Ne buyurulmuş bu ayet-i kerimede? O gün semayı kitap sayfelerini dürer gibi düreriz. O gün semayı kitap sayfelerini dürer gibi düreriz. Bütün alemin, kainatın dürüldüğü. Kitap sayfeleri nasıl dürülür? Böyle toplarsınız şeklinde dürersiniz değil mi? Alem de öyle dürülecek. Öyle bir zaman gelecek ki bakın tasvirdeki güce. Nasıl bize o anı hayal ettiriyor ve nasıl büyük bir şeyden bahsediyor. Bu günübirlik hayatın, orada bomba patladı, burada füze düştü, bunların ne kadar üstünde değil mi arkadaşlar? İşte biz ne düşünüyoruz, ne kadar hayalimiz çıkabiliyor? Biz normalde işte, işte komşunun oğlu şuradan baktı, işte komşunun kızı buradan geçti falan filan, bu mevzularla bizim dünyamız gidiyor. Onlara büyük anlamlar yükleyerek, onları böyle daha da boyayıp satarak, eşi atlıya satarak falan böyle devam ediyor bu düşünüş, bu satış. Ama dönüp baktığımızda alemin üzerine çok büyük bir sözü Kur'an söylüyor. Bir gün gelecek, o büyük alem kitap sayfası gibi dürülecek. Bakın burada şey de ilginç. Alemi kitap sayfasına benzetmesi de ilginç. Çünkü alemde hakikaten bir kitabi özellik var. Üstad Hazretleri diyor değil mi? Kitab-ı Kebir kainat diyor. Üç muallimden birisi. Birisi kainat kitabı olan işte yaşadığımız alem. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an. Üçüncüsü de Kur'an-ı Hakim. Bu üç muallimle biz Cenab-ı Hakk'a dair bilgi sahibi oluyoruz. Şimdi bak onlardan bir tanesi o kitap olan dürülecek. Aynı o sizin elinizdeki kitabı dürdüğünüz gibi, katladığınız gibi Cenab-ı Hak o alemi dürecek. Ne kadar büyük bir olay bu aslında. Ve bugün de mesela fizikçiler artık kabul ediyorlar ki ya bu alem illa fenaya gidecek. İki şekilde olabilir. Ya büsbütün savrulup gidecek, galaksiler birbirinden giderek uzaklaşıyor. Büyük bir soğuma çağı gelecek diyorlar. Hepsi böyle donacak, bilmem ne artık nasıl söylerseniz. Veyahut da bir yerden sonra birbirlerine çökecekler. İki şekilde de bu iş bitecek diyorlar yani. Bizim bak kaç bin yıl sonra ulaştığımız bu tahmin, acaba böyle mi olur o da yani durumun son şekli de belki ileride değişir. Fizikçiler ya böyle olmayacak da şöyle olacak noktasına gelebilirler. Ama Kur'an diyor ki dürülecek. Bu dürülmenin şekli nasıl olur? Fizik alemde bunun detayları nasıl gerçekleşir bilmiyoruz ama bak hakikati beyan buyurulmuş. Bu alem sonlu. Bugün fizik de diyor ki evet bu alem sonlu. Bu alem devam etmeyecek sonsuza kadar. Hakikat mi hakikat? Bitti. Diğer bir ayet. Yuhşil leylen nehara ve yutlubuhu hasisa. Bu da Araf suresinin 54. ayeti. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. Araf suresinin 54. ayeti. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. Şimdi normalde bu ayet-i kerime işte o dünyacı, seküler, sıradanlaştırıcı, sıradan olan arkasında bırakıcı, böyle her bilgiyi normalleştirip arkasına atan kafa karşısında bu bilgi ya tamam işte gece gündüz. Ya bunda ne yücelik var? Senin yücelik algın bozuk. Bak burada bizim kendimize sorumluluğu almamız lazım. Irvin Yalom'un meşhur sözü var ya ben çok yerde alıntılıyorum. Tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar. Tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar diyor Irvin Yalom bugünü yaşama arzusunda. O noktaya gelelim.
Ya Kur'an okuyorum, bakıyorum ya bana şey gibi geliyor. Sıradan mevzular. Ya bunda ne başkalık var? Yani Allah sözü diyorsunuz ama ne gece gündüz, ay, güneş, sivrisinek, karınca, arı falan bunlardan bahsediyor. Kardeşim sende problem var. Sen bu mevzuyu çok basit sanıyorsun. Çünkü sana öğretilmiş ki, sana alıştırılmış ki, sana aşılanmış ki bir şey hep öyle ola geliyorsa, ola gelmesi tekrarlanıyor ve artık hep görülebilir bir şey oluyorsa onu geride bırak, sıra dışı olana bak. Harika olana bak. Yeni bir şeyler yap. Hiçbir anın birini tutmasın falan böyle hani bu gençlere çok özendirilen sloganlar vardır. Yani hiç böyle benzememek, hep değişik olmak. Hatta Turgut Cansefer Hoca modern mimariyi de bu yönde çok eleştirir. Kubbeyi yere koymamak kitabındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir bina yapıyorsun şöyle, öbür binayı yapıyorsun böyle. Birbirine benzerliği kırmak üzerine inşa edilmiş diyor. Yani benzemek, bir kalem olmak, bir uyum içinde olmak sanki diyor mimaride suç. Hani o hale geldi. Birisi bir gökdelen yapıyor. Gökdelenin tipi şu şekil. Öteki yanına başka bir gökdelen yapıyor. Ondan da yukarı çıkarıyor. Onun şekli daha bir başka. Onun yanında bir apartman daha bir başka. Onun yanında başka bir apartman daha bir başka. Hani bunların birbiriyle bir uyum sağlaması gerektiği, bir yerde bir ölçü uyum ile ancak gözün bunların tamamını kabullenebileceği artık diyor unutuldu. Hep sıra dışı, hep sıra dışı olan övülüyor. Bak o maraz ta mimariye kadar etki ediyor arkadaşlar. Bugün mimaride yaşadığımız sorunların çoğu işte bu sıra dışılık sevdasından. Yani o birbirine benzeyen binalar işte hoş bir ahenk vermesi bütünün abartılı olmamaları birbirlerine karşı. Bu hoşa gitmiyor. Ben diyor daha büyüğünü yapacağım. Ben daha işte cafcaflısını yapacağım falan. O da ne yapıyor? Sirke çeviriyor ortalığı. Buraya nereden geldik? Ha, şimdi o gündüzü peşi sıra kovalayan geceyle örter. Evet bu gece gündüz hadisesi hep ola geliyor. Alışık olduğumuz bir şey, çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bir şey. Da acaba o gece gündüzün yaratılışının ne kadar büyük bir fizik, kimya, biyoloji bunların hepsi çünkü onunla ilgili. Onların varlığıyla bu dünyadaki fizik, kimya, biyoloji devam ediyor. Olduğunu düşündük mü hiç? Yani dünyadaki gece ve gündüz olayının hem dünyadaki hayatın devam anlamında, hem dünyanın varlığının devam anlamında, hem büyük dairede baktığımızda işte güneş sisteminde o düzenin sağlanması için nasıl ayarlamaların gerektiği anlamında düşündük mü yani? Gece gündüz diyoruz. Evet yaşıyoruz ama gece gündüzü yaratmanın bedeli nedir? Tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani gece gündüzü yaratmak ne kadar ilim ister, ne kadar irade ister, ne kadar kudret ister, ne kadar büyük bir çalışma ister. Bu tırnak içinde ifade ederim. Yani bir insan, siz bir gece ve gündüz yaratmak isteseniz ne gerekir size? Bunu bir düşünün arkadaşlar. Bir insan olarak siz bir gece ve gündüz yaratmak isteseniz, bu hep de dönecek böyle yani sürekli o devri daim olacak. Size ne gerekir? Dünya gibi bir yerde gece ve gündüz yaratmak için ne gerekir? Bence ta ışığın yaratılışı, o ışığın dayandığı fiziğin yaratılışı çünkü gece gündüz ışıksız olamaz. Onun yanında o kütle çekim yasası, o hani dört kuvvet var diyorlar ya atomik düzeyde dört kuvvet var işte kütle çekim var. İşte bak aklımda kalmamış. Yani dört tane kuvvet oldu aklımda kalmış da onların çeşitleri aklımda kalmamış. İşte o kuvvetlerin hesaplanmış olması lazım ki ya da evrenin başındaki sabiteler kaçtı onlar? 6 mıydı? 8 miydi? 12 miydi? O sabitelerin ayarlanmış olması lazım ki bu hal vücuda gelebilsin. Ben bunu hani şey örneğiyle anlatıyorum. O çok konuştuk. Diğer mevzuya geçemeyeceğiz galiba. İnternetten alışveriş yapıyoruz, değil mi? Bir tane çorap aldım, bir tane telefon aldım, bir tane kitap aldım. Bizim için olay tık tık. Tık 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 tıklıyoruz, alıyoruz. Aldım diyoruz. Halbuki alma işinin sadece mouse'u oynatması, bilgisayarı açması, o açılan bilgisayarın içindeki hiçbir şeyle ilgili değiliz. O tıkı yapması bizimle ilgili. Onun dışında
bilgisayar teknolojisinin kendisi, o internet teknolojisinin kendisi, o sitenin yazılımı, o siteyi idare edenler falan filan falan filan hepsini biriktirin. Onların düzeninin üstünde biz sadece tık yapıyoruz ve diyoruz ki bak bu. Aynen işte alemde de bizim yaptığımız şeyler böyle. Biz sanıyoruz ki ya işte bu kadar bu mevzu. Halbuki onun üstünde bir o kainatın başından sonuna kadar kurulu olan bütün düzenlerin üstünde cereyan ediyor. Bir elmanın yaratılması için koca bir kainat lazım diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Öyle hakikaten elma evet müstakil olarak elma şu kadar bir şey ama o elma bir fiziğin, bir kimyanın, bir biyolojinin ve onların dayandığı bütün alt yasaların, bütün alem düzeninin üzerinde duruyor. Tek başına bir müstakillik değil o. O bir bütünün parçası. O yüzden evet yani bunlar büyük hadiseler. Gece ve gündüzün değişmesi ve bir de şöyle bir gönle tatlı gelen yanı var. Bunu da zikredip devam edelim. İnsanın kendi hayatının mucize olması çok tatlı bir şey değil mi? Biz hep böyle bakıyoruz işte filanca ünlü falanca bilmem ne. Onların hayatları bize sıra dışı geliyor. Niye? Adam Ferrari'ye biniyor. Bak bugün Hawaii adalarındaymış. Bugün Bahamalardaymış. Bugün efendime söyleyeyim Miami'deymiş. Hani böyle seküler medeniyetin işte kıbleleri denilen yerlerde adamlar takılıyor. Her görüşümüzde vay bir de oraya da bak adamlar yaşıyor falan diyoruz. Dünyada fink atıyorlar. Ama bu bakış açısı kazanıldığında, Kur'an'ın bakış açısı kazanıldığında bizzat gündelik hayatın kendisi mucize oluyor. Ve böylece siz de bir mucizenin içinde yaşıyor oluyorsunuz. Gecenin gündüzün değişmesi, baharın yaratılışı bunlardan biz mahrum değiliz ki. Evet biz Ferrari'ye binmiyoruz ama biz de bir karıncayı görüyoruz. Biz de bir güvercini görüyoruz. Bu yaşantı hali bir tek gündelik hayat bir tek onlara mahsus değil ki. Bizim de yaşadığımız bir şey. Yani bu lükse erdiğimiz zaman, lüks kelimesini de tırnak içinde kullanalım. Bu lükse erdiğimiz zaman yarış bitiyor. Artık onda bu sende şu olmasına gerek yok. Zaten mucizelerle sen de onun kadar haşir neşirsin. Hatta Cenab-ı Hak sana iman vermişse zaten onların çok çok üstündesin. Sana bir cennet vaat ediliyor. Senin bir beklentin var gelecekten. En ileri gelecekten. Onun o beklentisi de yok yani. Hülasa böyle. Devam edelim. İn kânet illâ sayhate vâhideten fe izâhum cemî'ul ledeynâ muhtarûn. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan Allah, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan, yine Allah dedim ben burada aslında geçmiyor mealde, bir daha baştan alıp okuyayım. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'ı tesbih eder. Şimdi ne oldu bak? Her şeyin bir amacı oldu. Her şeyin bir amacı oldu. Sen geride bir hayat, karınca da aslında öyle bir hayat yaşamıyor da toprağın üstünde ezilenlerin hayatını yaşamıyorsun. Her şeyin Allah'a tesbih ettiği ve bu amaçla var olduğu alemde yaşıyorsun. Bu noktadan bakınca o işte falanca ünlü filanca kişi bunlar senden çok ileride değil. Eğer imanları varsa onlar da seninle aynı kategoride yoksa daha da gerideler. Sen geride değilsin. Her şey Allah'a tesbih eder de bir de şu var. Her şey bizim için bilgi alanıdır. Hani biz bilgiyi bazı alanlara münhasır görmeyiz. Bazı metotlara münhasır görmeyiz sadece. Kainatın her şeyi Cenab-ı Hakk'a anlattığından bizim için bilgi alanıdır. Bilime bundan daha ziyade teşvik eden bir şey yoktur. Bilim derken o bilimi sadece seküler düşünmeyelim. Elbette Allah'a bakan yanıyla yani asıl lazım olan bilgi bize. Burada bakınız çok büyük bir göz açıcılık var. Her şey Allah'a tesbih eder. Yani her şeyin manası var. Her şey bize bir şey söylemeye çalışıyor. Bak etkileşim başladı. Mesaj var. Siz duyuyorsunuz. Sizin anlama yeteneğiniz var. Kainatta da mesaj var. Her şey kitaplaştı. Yukarıdaki ayet ne diyordu? Kitap sayfaları gibi düreriz. Aşağıdaki ayette her şey onu tesbih eder diyor. Bak yine mesaj. Bu gece ve gündüz şeyi de mesela
şu açıdan gönlüme tatlı geliyor. Bir metin beyaz üzerine beyazla yazılsa okunmaz. Siyah üzerine siyahla yazılsa okunmaz. Bir metin beyazlar ve siyahlar karışık olduğu zaman okunur. Mesela ben şu an bakıyorum elimdeki Risale-i Nur eserinde söz basım yayının. Siyah var, beyaz var. Sayfanın kendisi beyaz, metin siyah. Arada kırmızılıklar var. Bu başkalık sayesinde ben o satırları okuyabiliyorum. Manalara uyanabiliyorum. Bu özellikle öyle yapılmış yani. Beyazın üzerine siyah baskı yapılmış. Arapçalarda kırmızı yapılmış. Şimdi kainat tek renk değil. Cenab-ı Hak envai çeşit renk ve onların alt tonlarıyla kainatı donatmış. Bunun en büyük başlığı da gece ve gündüz. Siyah ve beyaz. Yani tıpkı kitap gibi. Bazen beyaz oluyor, her şey açılıyor. Sonra hepsi siyah oluyor. Hep beyaz olsa belki bir şeyleri gözden kaçıracağız. Hep siyah olsa daha fazlasını gözden kaçıracağız. Siyahlar, beyazlar, o değişimler kainatı okunaklı kılıyor. Eğer o değişim olmasa biz zıttının bilincine sahip olmadığımız için ötekinin de varlığının farkının hakkını veremeyiz. Mesela işte sağlık, hep sağlık olsa, hastalıkla arası kesilmese hakkı verilmez. İşte göz görüyor şu an değil mi? Ama ara sıra körlük olmasa, yani gözümüzün görüşü bulanmasa, araya arıza girmese, bu görmek nasıl bir nimettir bilinmez. Burada gece ve gündüzde belki o da var. Ki en sonunda işte tesbih ederde de mesela yine o mana uyandırıcılığı seziliyor. Burada her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah, bu ifadeler de boşuna değil. Sahiplik, kusursuzluk, her şeyden büyük olma, her şeyi kuşatma, bunlar nasıl güven verici ifadeler. Aciz ve fakir olan insan için sadece böyle bir kainatın varlığının farkında olmak değil, böyle bir Allah'ın farkında olmak da büyük bir nimet. Artısı zaten Allah böyle olmalı ki kainattaki her şey ona haber versin. Yani her şeyi kuşatmalı ki her şey ondan haber versin. Geriden öne doğru geliyoruz bu sefer ayet-i kerimenin mealinde. Hikmeti her şeyi kuşatmalı ki her şey ondan haber versin. Kudreti her şeye galip olmalı ki her şey ondan haber versin. Yani kudretin dışında bir şey olmamalı. Hikmetinin dışında bir şey olmamalı. Galip olmalı hepsine. Her şeyin sahibi o olmalı ki her şey ondan haber versin. Bir de kusurlardan münezzeh olmalı. Orada yanlış, burada hata veya ıskaladığı bir şey olmamalı ki her şey ondan doğru bir şekilde haber versin. Peygamberlerin aleyhisselam ismeti hakkında denir ya, eğer peygamberlerin ismeti olmasaydı, haşa, hepsi ismet sahibidirler. Biz ehl-i sünnet buna iman ederiz. Mesajın neresinde hata yaptıkları konusunda insan şüphe düşebilirdi. Haşa sümme haşa, 100.000 kere haşa ve kella. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela arada sırada yalan da söyleyen birisi olsaydı, haşa sümme haşa, onun eteğine böyle çamur bulaşamaz, diline böyle denilikler düşmez. Onun hayatının tamamı her an istikamet sahibidir. O zaman ümmetin şöyle bir şüphe hakkı olurdu. Ya acaba Kur'an'a da bu karıştı mı? Ya acaba hadislerinde yani böyle şeyler var mı? Bunlarla amel etmemiz nasıl bize mecbur tutulabilir? Çünkü içine karışmış olabilir. Hani sinek küçüktür ama mideyi bulandırır, çorbaya düştün mü bütün çorbayı içilmez yapar misali. O kusursuzluk o mesajın sağlığı için gerekli. Gelelim kainata. Kainattaki mesajın sağlığı için de Cenab-ı Hakk'ın sahibinin kusursuzluğu gerekli ki zaten kainattan da bunu görüyoruz. O mesajdan şüphemiz olmasın. Burada ya Allah haşa sümme haşa bize yanlış bir şey söyledi gibi bir şüpheye kapılmayalım. Bu da aklımıza gelsin arkadaşlar. Pekala, ya çok az bir metin okuduk. Çok da az ilerledik ama hakkınızı helal edin. Bir dahaki şu diğer mevzuya, yani Kur'an'ın inişiyle insanların atladığı eşiği Bediüzzaman Hazretleri zihnimize yaklaştırmaya çalışıyor. O mevzuya bir dahaki derste geçelim artık burada. Ben yine çok konuştum. Fazla ilerleyemedik. Konuştuğumuz kısmı bir daha baştan okuyayım. Böyle toplamış olarak bitirelim. Hem ayeti ve ma yenbagıyla sırrını da bununla anla ki şiirin şeyini
küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnektardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءِ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُوبِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَتْلُبُهُ حَس۪يسًا اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَّهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْتَرُونَ gibi hadsiz hakikatleri buna şahittir. Konuştuğumuz 4 satır ve 3 ayet arkadaşlar. Ama işte görüyorsunuz nasıl açıldıkça açılıyor, ne inciler. Bizim burada konuştuğumuz da burada anlatılanın belki zekatı da değildir. Cenab-ı Hak daha nice derslerde, nice istifadeler etmeyi ve bu bilgilerin hayatımızı değiştirmesini, Allah'ın razı olacağı şekle bizi getirmesini hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.